Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çemberde açı konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani çemberde açının özelliklerinden bahsedeceğiz. Bir önceki videoda neden bahsetmiştik? Çemberin tanımından, temel elemanlarından ve üçgenle ilgili ve ek çizimle alakalı çözülebilen sorularından, üçgende açı sorularından bahsetmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim şu merkez açı ve çevre açıdan ondan bahsedeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz tanım önemli. Önce bir merkez açının tanımını bilelim arkadaşlar. Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Evet çemberin merkezinden çıkan açıya da diyebiliriz. Çemberin merkezinden çıkan açımız alfa ise gördüğü yayın ölçüsü de alfadır. Bu arada hocam çemberin ölçüsü kaç derece? 360 derece. E bizim 360 dereceyi görüyor bu tamamı. O da 360 derece olduğunu da söyleyebiliriz. Merkezden çıkan açı gördüğü yayla aynı şeye eşittir. Yayın ölçüsüne eşittir ya da açımız alfaysa gördüğü yay da alfadır diyeceğiz arkadaşlar. Burada da yazılmış zaten. Geldik ikinciye, çevre açı. Köşesi çemberin üzerinde olan açıya biz ne diyoruz arkadaşlar? Çevre açı diyoruz. Burada da arkadaşlar 1'e iki oran var. Çevre açımız alfaysa gördüğü yay 2 alfadır diyeceğiz. Evet, tekrar söyleyelim. Şu şekilde arkadaşlar şöyle bir çevre açı nerede? Köşesi çemberin üzerinde olan açıya diyoruz arkadaşlar. Alfa iken 2 alfa oluyor. Ya da bizim çevre açımız gördüğü yayın ölçüsünün yarısına da eşittir diyebilirsiniz. Ama açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa değil. Bundan sonra arkadaşlar bizim için önemli olan şeyler. 1. Merkez açı. 2. Çevre açı. 3. Teğet giriş açı. Bizim için bu söylediğimiz şeylerde teğet giriş açıyı bir sonraki videoda anlatacağım size. Bu söylediğim şey ifadelerde arkadaşlar açı ve gördüğü yay ilişkisi gerçekten ama gerçekten çok önemli. Buna dikkat edin. Merkez açı ve çevre açı varsa direkt açının gördüğü yaya eşittir ya da çevre açıda gördüğü yayın iki katına eşittir diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Açımız alfa ise gördüğü yay iki alfadır diyeceğiz arkadaşlar. Evet örneklere başlayalım isterseniz. Direkt bak merkez açı var burada. Açı ve gördüğü yay. Merkez açının gördüğü yay burası alfadır. Direkt Alfa ise gördüğü yay alfaydı. Burada da bir çevre açı var arkadaşlar. Alfa ise gördüğü yay direkt nedir arkadaşım? 2 alfadır. Aa hocam 3 alfa toplamı 360 derece. Çemberin ölçüsünün 360 derece olduğunu biliyoruz. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 120 derece buluruz. 363'e böldüğümüz zaman arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı 120 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar şöyle bir soru var. Aa hocam merkez açı. Gördüğü yaya eşittir. Yani direkt 100 ise burası da nedir? 100'dür. a burada da bir çevre açı var. Gördüğü yayın yarısı değil miydi? Ya da alfa ise 2 alfaydı ya da x ise 2 x'ti. Direkt burası kaç derecedir? 50 derecedir. E hocam ben neyi kullanmadım? 30'u, alfayı, 50'yi kullanmadım. Burada da bir ne var? Yani siz çemberde açıdasınız diye sorunun bütün çözümünde çembersel özellikleri kullanacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yine üçgensel bilgileri kullanmaya devam edeceğiz. Ne var burada? Bu üçünün toplamı boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Şalvar mı dersiniz? Ne dersiniz deyin. Şu kural vardı ya. Şu üçünün toplamı 100'e eşit olacak. 50 artı alfa artı 30 eşittir. 100 derece olduğundan dolayı arkadaşlar şu üçünün toplamı buna eşit. Buradan da alfayı kaç derece buluruz? 20 derece buluruz. Birinci yol bu diyelim. İkinci yolda nedir? Daha önceki biraz önceki ya bir önceki videoda kullandığımız yöntem. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. A. 30 ise burası nedir? 30. Alfa ise burası nedir? Alfa. E, bu açı kaç derece? 100 ise burası 100'dü. 100 ise burası da 50 derece olduğundan dolayı alfayı da direkt 20 derece olarak buluruz arkadaşlar. İkinci bir yolda bu olsun. Geldik bir sonraki soruya. Bak bizim için merkez açı, çevre açı, teğet giriş açı çok önemli. Açı ve gördüğü yaylar önemli. Şekil ne kadar karışık olursa olsun sen merkez açıya, çevre açıya ve bir sonraki videoda göreceğimiz teğet kiriş açıya yoğunlaş lütfen. Hocam burada bir merkez açı var. Hop gördüğü yay nedir? 100 derecedir. Hocam bak burada bir çevre açı var. 30 ise gördüğü yay 60. Hocam burada da bir çevre açı var. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. A. 2 alfa artı 60 100'e eşit olacak? Yaz o zaman 2 alfa artı 60, 60 eşittir 100 ise 2 alfa eşittir 40 çıkar. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 20 derece buluruz arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı böylelikle 20 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 25 ise burası nedir? 25 ise bak çevre açı var burada. 25 ise gördüğü yay nedir? 50'dir. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. Hocam burada da alfa var. Alfa ise gördüğü yay da 2 alfadır. Burası da zaten 50'ydi arkadaşlar. E soruyu çözemedik. Soruyu çözemediyseniz soruyu oku. Kullanmadığın bir bilgi var mı? Var. Neyi kullanmadın? AD'nin çap olmasını kullanmadın. Arkadaşlar bir çemberde bir çap çizdiğin zaman çemberi ortadan ikiye ayırır. Nasıl çizersen çiz. Böyle de çizsen ortadan ikiye ayırır. Böyle de çizsen ortadan ikiye ayırır. Yani şu çizdiğimiz çap e, çemberin ölçüsü 360 derece ya. 180-180 derece diye iki eşit parçaya ayırır. E o zaman hocam ben bu çapı kullanayım. Burası çapsa o zaman buranın 180 yapması lazım. E 50 ise buraya kaç derece kaldı? 130 derece kaldı. 2 alfa 130 ise alfa da buradan kaç derece yapar? 65 derece yapar arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı da böylelikle 65 çıktı arkadaşlar. Verilen her bir bilgiyi kullandığımız sürece ki bu zamana kadarki yöntem ve tekniklerimizde hep aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Çemberde de soruda sıkıntı yaşıyorsan ne yapıyorsun? Soruyu okuyorsun. Kullanmadığın bilgiye yoğunlaşıyorsun. Orayı da soru içerisinde kullandığın an büyük ihtimalle çözüme ulaşacaksın. Evet cevabımız 65 çıktı. Geldik şuraya. Sonuçlar. Evet. Buradaki sonuçlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bazı sonuçları bilin. Bazı sonuçları da kendiniz ispat yöntemiyle yapın diye tavsiyede bulunacağız tabii ki. Şimdi birinci sonucumuz arkadaşlar. Çok kolay. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. Bak. Arkadaşım, şeklin karışıklığı hiç önemli değil. Beni ilgilendiren şey neydi? 1. Merkez açı, 2. çevre açı, 3. teğet kiri açı bizim için önemli. Burada var mı? Aa, var hocam. Bak burada bir çevre açı var. Alfa. Hemen gördüğü yaya bak. 2 alfa. Hocam bak bu da bir çevre açı. Aa, 2 alfa'yı görüyor. Alfa'dır hocam. Bak bu da çevre açı. Aa, 2 alfa'yı görüyor. Alfa'dır. Hocam burası da merkez açı deyip 2 alfa ise 2 alfa diyorsunuz. En çok yapılan hata. Nereden biliyorsun? Orada burası merkez diye bir şey söylemiş miyiz? Hayır. O merkezli diye başlarsa ve şurası da o harfi olmuş olsaydı evet yaptığımız hamle doğru olacaktı. Ama buradaki açılar beni ilgilendirmiyor. Bunlar saçma sapan açılar. Bu saçma sapan açılara üçgensel bilgilerle mesela şu üçgendeki açıyla ya da Şuradaki açıyı ne yaparsın? Şu iki iç açının toplamı bir dış açıyla falan bulursun kardeşim. Yani şuradaki açı, buradaki açı, buradaki açı bizi ilgilendiren açılar değil. Seni ilgilendiren açılar merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam. Burada bunu ezberlemeye gerek var mı? Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir sonucunu bence çok kafana takma. Açı ve gördüğü yay ilişkisinden dolayı zaten açıların eşit işte olduğunu sen de fark edersin. Geldik diğerine. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Evet sanki bu önemli arkadaşlar. Öğrenciler tarafından da biliniyor. Tabii ben ilk etapta bu özelliği de böyle özellik olarak ezberlemenizi böyle tavsiye etmiyorum ama genelde bilindiği için o yüzden bunu da kullandığınız için o yüzden ben de soruları bu yöntemle bazı soruları eğer çap varsa çapı gören çevre açıdan dolayı 90 derece diye yapıştırıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Nereden geliyor peki o? Hocam bu çap ya. Çap olduğundan dolayı burası 180 derecedir. Yukarısı da 180 derecedir. Aa hocam 180'i görüyor buradaki çevre açı. Aslında 180'i görüyor. Aynı zamanda çapı da görüyor. O yüzden çapı gören çevre açı 180'i gördüğü için 180 bölü 2'den 90 derece oldu. Hatta bak bu da böyle çapı gören bir çevre açı var burada. Niye? 180'i gördüğü için 90. Hatta alttaki de çevre açı bak bu da çapı görüyor. Yani 180'i görmüş oluyor. O yüzden çapı görmesi demek açı olarak 180'i görmesinden dolayı 90 derece oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Sorularda tabii ki bu özellik yani çapı gören çevre açı 90 derece kullanmadan da sonuca ulaşabilirsiniz. Ama genelde öğrencilerin aklında kalan bir şey olduğu için ben de sizin yönteminizle yani size ayak uyduruyorum diyebilirim arkadaşlar. Burada hadi şunu bilin diyeyim ben de. Çünkü genelde biliniyor arkadaşlar ondan. Paralel kirişlerin arasında kalan üçüncü şeydeyiz. Yani C şeyindeyiz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle bilin. D şıkkında kesinlikle ama kesinlikle bilin arkadaşlar. Paralel kirişlerin arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Bilin kardeşim bunu. İspatını yapacağım tabii ki. Bilin ama ispatını yapalım. Hocam nereden geliyor? Şunu şöyle çizecek olursak. Arkadaşım burası alfaysa. Hani niye çizdik bunu? Ya biz çevre açı biliyoruz. Merkez açı Ondan dolayı çizdik. Tamam çizdik. Çevre açı oluştu. Alfaysa gördüğü yay nedir? 2 alfa. Hocam bunlar birbirine paralelse Z'den dolayı burası da alfa yapar. Aa alfa gördüğü yay burası da 2 alfa. Bak ne çıktı gerçekten de. Paralel kirişler arasında kalan yay parçaların uzunlukları birbirine eşit. Ya da ölçüleri birbirine eşit çıktı arkadaşım. Geldik şuraya eşit gerişlerin ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi, buna da dikkat edin arkadaşlar. Eşit gerişlerine ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Vallahi ispatlar bazen soru çözümlerinde falan da kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Ya ben bu eşit gerişleri nasıl kullanırım? Çevre açı falan yapsam bir işime yarar mı? Yok yaramaz. Burada o zaman hani burada çevre açı yaptın, burada çevre açı yaptın. Şunların e, alfa alfa olduğunu ispatlayabilir miyiz? Böyleyken ispatlayamayız herhalde. O zaman ne yapabiliriz? Biz neyi biliyoruz? Çevre açıyı ya da merkez açıyı biliyoruz. E o zaman şurada bir merkez oluştursam. Bizim en etkili silahımız nedir? Yarıçap, çap. Al sana yarıçap, çap. Al sana yarı çap. de bir merkez açı oluştu. E o zaman burada da yarıçap, çap. Şurada al sana yarıçap, çap. Al sana yarı çarp. Hocam bak şimdi. Burası da R. Burası da R. Burası da R. Burası da R. A. R. R. Çift çizgi. R. R. Çift çizgi. İki üçgen ne oldu arkadaşlar? İki üçgen de birbirine eş üçgen oldu arkadaşlar. Niye? RR çift çizgi RR çift çizgi olduğundan dolayı. Yani e, kenar kenar kenardan dolayı eş üçgen oldu. O zaman madem bunlar eş, eş üçgen çift çizgiyi gören açı alfaysa çift çizgiyi gören burada açı da alfadır. E hocam burası alfaysa merkez açıdan dolayı gördüğü yay alfadır. Merkez açıdan dolayı gördüğü yay da alfadır burası arkadaşlar. Aa gerçekten de eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar ne oldu arkadaşlar birbirine eşit oldu. Yalnız bu sadece bir çemberde değil. Eş çemberlerde de aynı şeyi söyleyebiliriz arkadaşlar. Bak buradan güzel bir sonuç çıkartacağım. Mesela bu çemberdeki bu kirişle bu çemberdeki bu kiriş tabii bunlar eş çemberse şu ikisi eş çemberse söyleyebiliriz bunu. Eğer bu kirişler birbirine eşitse Yine ayırdıkları yaylar birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bunun ayırdığı yayla bunun ayırdığı yay birbirine eşit. Hatta bunun ayırdığı küçük yayla bunun ayırdığı küçük yay, bunun ayırdığı, yayla, bunun ayırdığı büyük yayla bunun ayırdığı büyük yay da eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Aa bak şimdi çok güzel bir şey çıkarttım burada. Çok güzel bir sonuç çıkartacağız şimdi burada. Madem öyle ben şuraya bir çember çizsem bunun eşi olan bir tane daha çember çizsem şuraya Eşi olan bir tane daha çember çizsem şuraya. Hocam, eş iki çember olduğunda yine bak çok güzel bir şey geliyor. Buradaki yaylar birbirine eşittir. Hatta veya bu eş çemberlerle ilgili güzel şeylerle de karşılaşabiliriz. Biraz sonra yapalım isterseniz. de sanırım onunla da alakalı bir soru da sormuştu galiba arkadaşlar. Bu eşit çemberler olduğu zaman bu yayın ölçüsü ile bu yayın ölçüsü birbirine eşittir. Sebep Hocam ben bu kirişi çizdiğim zaman eş çemberse bunlar. Aa hocam mesela bu çemberdeki bir kirişle ayrı ayrı düşün şimdi. Bu çemberdeki bir kiriş. Bu kirişin uzunluğuna A kirişi diyecek olursam. Şu A kirişi. Hocam bu da A kirişi. A bu çemberler eşse ayrı ayrı düşündüm. Bu çemberler eşse eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki yayla buradaki yay birbirine eşittir. Hatta ve hatta şu yayla bu yay birbirine eşitken şu yayla da şu yay ne olmak zorunda yine birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Bununla ilgili güzel bir sonuç daha çıkartabilir miyiz? Çıkartalım buna da hilal sonucu diyelim isterseniz. Şöyle iki çemberi koyduk mesela. Arkadaş bir çember bir çember. Tabi bunlar iki, ikisi de eş çemberse. Şöyle farklı bir kalemle göstereyim isterseniz. Güzel bir sonuç daha çıkartıyorum bak şimdi. Hilal. Hilal çıkartalım şurada hilal. Bak iki çember eşse, hilal sonucu diyelim buna. Bu iki çember eşse, bak şimdi adam der ki şöyle yeni nesil bir soru yapar mesela. Bir daire der mesela, daire şeklindeki karton, bir daire şeklindeki karton, iki daire de birbirine eş üst üste konulduğunda bak eş ve üst üste konulduğunda şuradaki üst üste binen kısımlar kesildiğinde ne oluşuyor arkadaşlar? Şurada bir hilal oluşuyor. Yani şuradan şöyle bir kesim yapıldığında bu hilal e, oluşuyor. Adam der ki bize alfa ile beta'nın toplamı nedir? İşte bu yayla bu yayın toplamı nedir diye sorulur. Aa hocam bu ikisi eşse eğer bu söylediğim şey geçerli. Şimdi madem bu ikisi eş, bu ikisi eş olduğu için kirişler ortak ya. Yani eşit kirişlerin ayrıkları yaylar birbirine eşit olduğu için bu yayla bu yay birbirine eşittir. Yani betaysa burası da betadır. Aa, dikkat edin, hilal şekli çıktı burada. Hilal şekli çıktı arkadaşlar. Bu hilal şeklinde bu alfa ile beta'nın toplamı kaç yaptı arkadaşlar? Alfa artı beta 360 derece yaptı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam, bu mantıkta bir soru ÖSYM tarafından soruldu. Bir hilal şekli oluşturmuş diye hatırlıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü tekrar söyleyelim, bu kirişlerin, şuradaki mantıkta söyledim. Eşit kiriş oldukları için yaylar birbirine eşit, ba ayrı ayrı gösterdim. O zaman buradaki beta ise buradaki de betadır. Şöyle baktığımız zaman alfa artı beta ne yaptı? Çemberin tam ölçüsü yaptı. O da nedir? 360 derece yaptı arkadaşlar. Güzel bir mantık. Buna dikkat edin lütfen. Geldik şimdi soruya. A hocam 58 ve şuradaki açı aynı yayı görüyor. Ya bununla ilgili sonuçla yapmak zorunda değilsiniz. Onu söyleyeyim bir kere. 58 ise gördüğü yay nedir? Hemen açı ve gördüğü yay ilişkisine yoğunlaşacaksınız. 58 ise gördüğü yay 116'tır. E hocam bu açı bak çevre açı 116 ise burası da 58 yaptı. Gerçekten de aynı yaya gören çevre açılar birbirine eşit oldu. Hocam burada bir iç açı var ne yapacağız? Ya illa böyle bir formül var. Ama formülü uygulamak zorunda değilsiniz. Daha görmedik biz sonraki derslerde göreceğiz. Bu yayların toplamının yarısı diye bir formül var ama gerçekten gerek yok. Genelde böyle hep formülle yapmaya çalışıyorsunuz. Varsa üçgen bilgisi yap kardeşim. Buradaki açı nedir? A bu üçgende dış açı. İki iç açının toplam bir dış açı. Alfa neye eşittir? 58 artı 42 eşittir. O da kaç yaptı arkadaşlar? 100 derece yaptı. Yani devamımız böylelikle kaç yaptı? 100 yaptı arkadaşlar. 58 artı 42 eşit oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Şurada bir yarım çember var. Yarım çember. O merkez ya. Bu bir çap. Aa hocam çapı gören çevre açı var burada. Hani genelde de görüyorsunuz. Özellikle yarım çemberde öyle çapı gören çevre açıya da dikkat edersiniz. E çapı gören çevre açıdan dolayı 90 derece oldu burası. E burası 90 dereceyse e ikizkenar dik üçgen 45 45 yaptı. E alfa ile de 33'ün toplamı 45 değil midir burada? İki iç açının toplamı bir dış açı. Alfa ile 35'in 33'ün toplamı 45'te. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 12 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle 12 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Farklı farklı yollarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama genelde çap varsa bir şey çizecekseniz tamam. Yani bizim çizimlerimizdeki en güzel ek çizim neydi arkadaşlar? Yarı çap. Bizim çizimlerimizdeki en güzel ek çizim yarı çap. Ama hocam sen burada yarı çap çizince şu eşitlerle alakalı bir şey bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Demek ki yarı çap çizmeyle ya da buradan böyle yarı çap çizince ekstra bir şey geliyor mu arkadaşlar? Şunların eşitliğiyle alakalı maalesef gelmiyor. Ya da geliyor diyebiliriz aslında. Oradan da yürüyebiliriz aslında. Ne geliyor biliyor musunuz? Şöyle baktığımız zaman farklı bir şey. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Hatta bu da yarıçap. Aa muhteşem üçlü oluştu diyebilirsiniz. Şöyle şunu çizebilirsiniz. 90 derece diyebilirsiniz. Ama bunu da çizmeden de şu şekilde yapabiliriz aslında. Hocam şu eşitlik var ya bu eşitliği kullanmak zorundayız. O zaman buradan bir kenar ortaya çizsek. Bak ne çıktı. Çapı gören çevre açı 90 derece çıktı. O yüzden 90'ı da yapıştırabilirsiniz burada arkadaşlar. Tamam bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşım. E tamam burada yaptık böyle. Sırf bu eşitliği kullanabilmek için. Çünkü yarı çap çizimiyle sonuca ulaşmadık burada. O zaman ben buradan bunu çizdim. Bu ne oldu? Burada karşı çapı görüyor. O yüzden burası 90 derecedir. Hocam verilen bilgileri de kullanmamız lazım öncelikle. Neyi kullanabiliriz mesela? Tabi bunu çizmeden önce şu 40'ı bizi kullanmalıydık. Çizmeden önce onu bir düşünelim bence. Hocam burası 40. E ben 40 kullanamıyorum. Acaba böyle bir çevre açı falan mı yapsam? O da olur aslında. 40'ı kullanmak için bir çevre açı yapsam. Burası kaç derece? 40 ise 20 derece diyebilirsiniz. Aa sen bunu böyle çizince Çapı da kullanacaksın ya. Çapı gören çevre açı 90 dereceden burası 90 derece yaptı. O zaman buraya da kaç kaldı? 70 derece kaldı diyebiliriz. Peki başka ne yapacağım? Şu eşitliği kullanmadan sonuca ulaşamayız arkadaşlar. O zaman ne yapmamız lazım? Hop şunu şöyle çizersem. Aa burada da çapı görüyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum çok farklı yollarla da sonuca ulaşabilirsiniz ama ben burada şu eşitliği kullanmak zorundayım. O yüzden burada şunu şöyle çizince çapı gören çevre açı 90 derece oldu. E bu al güzel bir şey çıktı. Dik tabanı iki eş parçaya böldü. Arkadaşlar önemli. Dik tabanı iki eş parçaya nerede bölüyor? İkiz kenarda. Hocam bu bir ikiz kenar üçgen oldu. Madem ikiz kenar taban açıları birbirine eşit. Aa hocam ben buraya x buraya x dersem x x 20 90 do, ve 90 toplamı şey diyebilirsiniz 180 diyebilirsiniz ya da Hocam 2 iç açın toplam bir dış açı yok mu? Evet 2 x eşittir 70'ten x'i buradan kaç buluruz? 35 buluruz. BE yayının ölçüsü isteniyor bizden bak. BE yayı burası arkadaşım. BE yayı burası olduğuna göre x'i bulduk zaten. x 35 olduğuna göre buradaki yayın ölçüsü de kaç derece yapar arkadaşlar? Ee, kaç derece yapar? 70 derece yapar. Yani BE yayının ölçüsü de 70 oldu arkadaşlar. Cevabımız 70. Geldik bir sonraki soruya. Hocam açı ve gördüğü yay 32 ise 64. Hocam açı ve gördüğü yay alfa ise 2 alfa. E soruyu çözemedik. Ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Verilen bilgilere bakıyoruz. Çember üzerindeki 4 noktadan oluşan 4 noktadan ABCD karesi. Aa bu bir kareymiş. Kare ise bunların hepsi birbirine eşit değil mi kırmızı çizgilerin? Evet. Hocam çok güzel bir şey bu. Kare. E kare ise o zaman Farklı farklı şekilde çözüm yapabilirsiniz. Birinci çözüm bu. Hocam karede köşegen çizmek önemliydi. Şu köşegen çok saçma oluyor. Ya saçma da olmuyor. Buradan da çözülebilir aslında. Ya da buradan da çözülebilir. Bu da saçma gibi gözüküyor ama değil. Bu köşegen ya. X kenardaki 3 kenar Köşegen 45 45 diye bölecek. E hocam burası 45 ise. O zaman buraya 13 derece kaldı. Burası da 45. A 13 ise gördüğü yer 26. 26 ise alfada kaç yaptı? Direkt 13 yaptı diyebiliriz. Birinci çözüm yöntemi bu. İkinci çözüm yöntemi nasıl yapabiliriz? Hocam bu bir kare ya. Kare e eşitleri yazdın. Ana eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit değil miydi? Bu yay, bu yay, bu yay ve bu yay birbirine eşit olmak zorunda. Hocam tamamı 360 bunun. E, o zaman 360'ı 4'e bölsen 4 eşit yay ya. Bunların hepsi 90'ar derece yapacaktır o zaman. E bunların hepsi 90 derece olduğuna göre burası 2 alfaydı burası da 64'tü. 2 alfa artı 64 eşittir 90 olduğundan 2 alfa eşittir 26 oldu. Alfayı da buradan kaç bulduk o zaman? 13 derece bulduk. İki farklı çözüm yönteminde size göstermiş olduk arkadaşlar. İkisi de güzel bir yöntem. Eşit girişlerin ayırtları yaylarında eşitliğinde soruda kullanmış olduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 130'sa burası 130 olması lazımdı. Yok ya olur mu öyle şey? Merkez açım burası. Merkez burası verilmiş. Hocam hemen bir merkez açımı oluştursak. 120'yi nasıl kullanabiliriz? Ya bir şey çizmeden önce verilen bilgileri kullanmak. Sanki burada olayı biraz karıştırıyormuşuz gibi. 120 ise burası da 120. Hocam burası o zaman 10 olur diyebiliriz gerçi ama öncelikle şuradaki çapı falan da kullanmamız lazım. Hocam burası çapsa çapta ne dedik? Çapı gören çevre açı 90 derece yapmak mesela burada çok saçma. Değil mi arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Hocam bu çapsa Çap eşit iki parçaya ayırıyordu. O zaman burası 180 ise burası da 180 olacak. Bak 120'yi kullanabilmek için tamamı 180 olduğundan buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. Peki. 120 iken 60'ı buraya yazdım. Öyle bir açı var mı? 60'ı gören bir açı var mı? Yok. Başka takıldım. Soruyu okumaya devam ediyoruz. Verilen bilgileri kullanacağız. Hocam ne verilmiş? Şunlar birbirine paralel verilmiş. Bu paralelliği kullanacağız. Madem bunlar birbirine paralel. Çemberde ne biliyorum ben? İki paralel kiriş arasında kalan yayların ölçüleri neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Tamam eşit. Burası 130 sa. Burada kaç, kaç derece bu arada? 50. Hocam şunlar birbirine paralel. 50 ise o zaman burası da 50. Bak soru kendiliğinden akıyor. Verilen bilgileri kullanarak da. Aa 50 ise o zaman gördüğü yay 100 derecedir. Hocam 100 ise o zaman buraya kaç kaldı? 40 kaldı. E burası 40 ise burası da 40. Çünkü paralel kirişlerin arasında kalan yaylar birbirine eşit olduğundan dolayı. 40 ise burası da 40. E hocam burası çaptı. Bunun tamamının 180 yapması lazım. 40, 40, 80. Buraya kaç kaldı o zaman? 100 kaldı. 180 yapması için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası 180 yapması için. 40, 40, 80'e burada. Buraya 100 kaldı. Aa bak soru hep çözüme doğru iter. Burası yüzken, bak alfada da 100'ü yürüyor. Burada kaçta da 50 derece olmaz mı arkadaşlar? Olur tabii ki. Yani alfayı kaç bulduk böylelikle? 50 derece bulduk arkadaşlar. Ve geldik açı ile ilgili sanırım son soruya. Yani ee, şu merkez açı ve çevre açı ile ilgili son soruya geldik. Evet arkadaşlar güzel bir soru. Yapılamayacak bir soru değil. Buna ne koyalım? Ödül koyalım arkadaşlar. Buyurun çözün bakalım ödüllü soruyor. Yapan arkadaşlar lütfen ama lütfen yorum yazsın. Yapamayan arkadaşlar da yorum yazsın. Hocam şundan dolayı olmadı falan filan desin. Ona göre ondan sonra da e, niye yapamadığınızda şöyle de bir irdelemiş olursunuz. Sizin açınızdan da güzel bir soru. Hadi videoyu kapat yapmaya çalış ama geçen seneki arkadaşlar gördüğü soruyor. Yaptıysanız sizler yorum yapmayın lütfen tamam mı? Yani çözümünü bilen arkadaşlar şey yazsın. Tamam yine yorum yazsın ama Hocam geçen seneden çözmüştüm yorumunda eklerse sevinirim arkadaşlar. Evet bakalım şimdi ne yapmışız burada. Daire biçimindeki tabi siz kapattınız videoyu değil mi? Gençler kapattınız kendiniz uğraşın bakalım. Bir 5-10 dakika uğraşın. Haydi bakalım çok güzel bir soru. Ve bu soruyu da ilk piyasaya koyanlardan biri de benim arkadaşlar sanırım deneme sınavlarında falan da sonra da kullanıldı arkadaşlar. Çok da hoş bir mantığı var soru çözümünde. Daire biçimindeki bir karton şekil 1'deki gibi kırmızı ve mavi renge boyanmıştır. Kırmızı ve mavi renge boyanmış. Kırmızı parça AB boyunca kesilip şu boyunca kesilip ne yapılmış arkadaşlar? A noktası etrafında döndürülürse şekil 2 oluşuyor. Evet, bu nokta etrafında döndürülmüşüm şekil 2 oluşmuş arkadaşlar. AD yayının ölçüsü şuraya kadar kısım 50 B üstü C yayının ölçüsü. Şuradaki kısım 20 verilmiş. Buna göre BAD açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar sonuçta ben bunu kesmişim. Şuraya döndürmüşüm. Ben bunu böyle çembere tamamlasam. E bunu da çembere tamamlasam. Ya böyle döndürme sorularında eski haline geri getiriyorduk değil mi arkadaşlar? Tamam. E burada da bir parça var ya bunu da bir çembere tamamlarsam. Bu çemberler eş çemberlerdir. Niye? Hocam kırmızının daireye tamamlanmışı da bu daire yapıyor. Mavinin daireye tamamlanmışı da aynı daire yapıyor. O zaman kırmızının daireye tamamlanmışıyla mavinin daireye tamamlanması ne oldu arkadaşlar? Eş daire yaptı. Hatırlarsanız bak hatırlarsanız ben size şeyi anlatırken Eşit genişlikler ayrıldıkları yayların birbirine eşit olduğunu anlatırken, ne dedim? Bunlar eğer eşse, bu eşit girişler olduğu için her iki dairede de ne oluyor demiştim. Buradaki yaylar birbirine eşit oluyor demiştim. Aa, hocam, bak ne var burada? Şu daireyle, şu daire eş daire. Bu arada, burada e, buradaki yayın ölçüsüyle buradaki yayın ölçüsü birbirine eşittir. Ama isterseniz ezbere yapmayalım çünkü zaten burada şeyi de kullanmam lazım, 20 dereceyi de kullanmam lazım benim. Hocam o mantıktan gidelim isterseniz ilk önce bu aklımızın bir köşesinde bulunsun. Hocam ben 20'yi kullanacağım. Yani burada bir yay uzunluğu var. Hocam bir de 50'yi de kullanacağım. 50'yi nasıl kullanabilirim mesela? Şöyle çizerek. Şekli biraz karışıyor gibi, yani şurayı falan kestim gibi oluyor. O zaman 20'yi kullanayım ilk etapta. 20'yi nasıl kullanabilirim? Hocam şöyle çizdiğim zaman. Şu sağdaki dairede kaç dereceyi görüyor arkadaşlar? 20 derece. Bu çevraç mı? Evet. Çevraç olduğundan dolayı burada kaçımız 10 derece yaptı. Aa hocam, buradaki dairede de, soldaki dairede de 10 derece. Çevraç olduğundan burası da 20 derece oldu mu? Oldu. Bak çok da güzel bir şekilde 20 derece burayı da 20 derece yakaladık. Süper. Hocam şuradaki mantıktan dolayı. Eş dairelerse bunlar ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Niye? Eşit giriş olduğu için buradaki yayla buradaki yay birbirine eşittir. O zaman hocam ne çıktı burada? Bak şimdi olaya bak. Burası 70 ise burası da 70 oldu mu? Oldu. Tamam burayı da anladık. E başka ne çıktı arkadaşlar burada? Bak ben neyi buldum? Şu kırmızı parçadaki şuradaki yayın uzunluğunu kaç derece buldum arkadaşlar? 90 derece buldum. Gördünüz mü? 70 buldum ya. Bulduğunuz her bir bilgiyi kullanın diyoruz ya. Hocam burası 70. E burada bir 20 var. Toplamda kaç burası? 90. Hocam bu parçayla bu parça aynı. Yani burası 90. Yani bunun tamamlanmış hali. Burası da 90 arkadaşlar. Peki bizden ne isteniyor? BAD açısının ölçüsü. BAD açısının ölçüsü. Peki. A hocam bak burası 90. Dikkat. Şurası 90. Hocam burası 70 90 70 daha kaç yaptı? Bak bu dairede 90 70 daha kaç yaptı arkadaşlar? 90 70 daha 160. O zaman buraya ne kaldı? 200 derece mi kaldı? Evet. Çünkü dairenin ölçüsü kaç derece olacak? 360 derece olacak. Tekrarlıyorum. 90 burası, 70 burası, 160 360'a tamamlayan 200 derece. Hocam burada da bir çevre açı var. Hop şuradaki açı kaç derece yaptı? 100 derece yaptı. 200 ise çevre açıdan dolayı 100 derece yaptı. Peki bizden ne isteniyor? BAD açısı isteniyor. Yani şuradaki açı o da kaç derece yaptı arkadaşlar? 110 derece yaptı. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Şuradaki parça eşliği de kullandık. Bak burada şuradaki 90'ın buradaki 90'a eşit olması falan gerçekten çok önemliydi. Ve şuradaki hamle de çok önemli. Şunu şöyle çizdiğimizde 20 dereceyi kullandık ya çevre açıdan. A burası 10 ken. 10 ken burada da soldaki çemberde de 10 ken burası 20 derece oldu bu yayın ölçüsü de. Hatta şuradaki özellik de arkadaşlar iyi ki göstermişim bunu. Gerçekten önemli. Zor bir soru mu? Evet. Gerçekten zor bir soru arkadaşlar. Yani 2 sene önce hiç piyasada olmayan bir soruydu ama bu soru mantığında sorular yavaş yavaş çıkmaya başladı galiba. Ama bu ayarda bir soru piyasada yok diyebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Olur ya ÖSYM e tak sorar. Bu kadar zorunu sorar mı? Bilemiyoruz tabii. Yani geçen seneki 2021'e sorduğu sınavdan sonra artık neyine, nasıl yapacağını tam tahmin edemiyoruz. En azından bunun mantığını bilin arkadaşlar. Bak böyle kesip böyle yaptığı zaman çemberde uzunlukta da böyle sorularım var zaten. Bunu daire tamamlasan, bunu da daire tamamlasan eş daireler. E, eş dairelerde biz neyi bileceğiz? Şu eş daireler olduğunda şu kiriş çizdiğimiz zaman ayırdıkları yayların birbirine eşit olması. Yani kiriş çizmeden de ayırdıkları yayların eşit olması önemli. Ben bu kirişi niye çizdim burada? Hocam 20 derece var ya çevre açıyı kullanabilmek için çizdim. Oradaki mantıklar çok 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 önemli arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Tamam. Güzel soru. İnşallah yapan çıkar ya. Valla çok da güzel bir soru arkadaşlar. Çok hoş bir soru. Yani burada güzel bir hediye vermek isteriz yani şey anlamında. Evet gençler e, fasikül anlamında tabi analitik fasikülü ve katıcısın fasikülü hediyesi vereceğiz biliyorsunuz. Evet böylelikle çemberde açıdaki merkez açı ve çevre açıyı bitirmiş olduk arkadaşlar sonuçlarıyla birlikte. Sırada ne var? Teğet giriş açı var. İsterseniz onu da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.